Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 8 Aralık 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas-Malatya karayolu üzerinde özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan yağ donduran geçidinde kış aylarında güvenli geçişi sağlayacak olan yağ donduran tüneli açıldı. İlimizin zorlu geçitlerinden birisi olan yağ donduran mevkiinde yapımı tamamlanan yağ donduran tüneli bugün itibariyle araç trafiğine açılmış durumda. Öncelikle Sivas'ımıza, bölge illerine ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burası özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için çok zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kayıplarının da yaşandığı kazalar gerçekleşiyordu. Artık vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecekler. Yine bu tünel sayesinde hem zamandan hem de yakıttan da tasarruf sağlanacak. Sivas'ın Kangal ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Ya zaten yol şu anda da felaket kalıyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobiliyle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken kazada traktör ikiye ayrıldı. Sivas'ta jandarma ekiplerince Koyulhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Sivas Spor basın sözcüsü Gökhan Karagöl'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.